Merhaba arkadaşlar, model oluşturma eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu videoda bir önceki videoda oluşturduğumuz şekilleri nasıl renklendirebiliriz? Bunlara bakacağız ve üzerinde bir iki değişiklik daha yapacağız. Models'in içerisinde URDF klasörünün içerisindeyiz. En son şekil 3 nokta URDF oluşmuş. Bunu gene copy komutuyla kopyalayarak yeni bir kopyasını oluşturalım. Neyi kopyalıyorduk? 3'ü kopyalıyorduk. Şekil 4 nokta URDF olacak artık. Edit ile şekil 4 nokta URDF'imizi açalım. Ardından oluşturacağımız renkleri tanımlayalım. Bunun için robottan sonra biraz boş bırakalım joinlerle aramıza. Ve materyal olarak oluşturuyoruz bunları. Materyal dedikten sonra name'imiz, örneğin mavi renkli olsun, blue diyelim. Ve materyal bloğumuzu kapatalım. Oluşturduğumuz materyalin rengi color RGB uzayında olacak ve RGB A diyoruz burada. Tanımlama bu şekilde yapılmış. Kırmızı da herhangi bir şey olmayacak. Bildiğiniz üzere red, green, blue şeklinde gidiyor. 0, 0 ve blue'da da 0.8 diyelim. Ve A'mızı da 1 olarak tanımlayalım. Ardından bir material bloğu da oluşturalım. Oluşturduğumuz farklı parçalara farklı renkler vermek açısından. Ve burada da color RGBA. Bu sefer beyaz olacağı için hepsi bir olmalı. Burada renkler 0 ile 255 arasında değil, 0 ile 1 arasında değerlendirildiğini, skalandırıldığını söyleyebilirim. Ctrl C ile kaydedelim. Tabii renklerimizi oluşturduk. Bu renklerimizi artık oluşturduğumuz linklere atamamız gerekli, tanımlamamız gerekli. Bunun için öncelikle Base Link'e bir renk verelim. Visual bloğun içerisinde geometrinin altına bu rengi oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz materyali burada tanımlamamız gerekli. Material name dedikten sonra hangi materyali kullanmak istiyoruz? Örneğin mavi rengi kullanmayı istiyoruz. Mavi rengimizi tanımladık. Ve biraz daha aşağı inecek olursak bu sefer de burada, tabii şurada da yapabiliriz. Tekrar materyal dedikten sonra name'imiz. Bu sefer bu da farklı bir renk olması açısından bunu da beyaz olarak tanımladık. İşlemimiz bu kadar. Ctrl C ile kaydettikten sonra kodumuzu çalıştırabiliriz. ROS Launch Models'in içerisinde view.urdf'i çalıştırıyorduk ve model argümanına çalıştıracağımız şekil 4'ü çalıştırıyorduk. Şekil 4 urdf'i çalıştırıyorduk. Bunu giriyoruz argüman olarak. Gördüğünüz üzere oluşturacağımız şekil ana gövdemiz mavi, sağ kolumuz beyaz olarak tanımlandırıldı, oluşturuldu. Bu şekilde parçalarımızı renklendirmemiz mümkün. Tabii bununla birlikte burayı kapatalım ve robotumuzun sol kolunu da oluşturalım. Bunun için şu iki bloğu tekrar kopyalasak bizim için daha kolay olacaktır. Yeni başladığınız için isterseniz bunları
elle yazabilirsiniz alışkanlık edinmek amaçlı. Ama ileriki zamanlarda bu tarz işlemler yaparken çok sıklıkla copy paste yaptıktan sonra üzerindeki değişkenleri değiştirerek kullanmayı onlar. Siz de gideceksinizdir. Let ile gidiyoruz bu sefer. Ve joint'imiz de bu sefer right leg değil de left leg, sol koluyla gövdeyi birleştirdiğimiz joint. Çocuğumuz olan link'te left leg olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu sefer diğer tarafı konumlandıracağımız için y eksenini eksi değil de artı yapıyoruz ve kontrol C ile kaydedelim. Tabi bu bacağımızla beyaz olarak tanımlandırdık. Tekrar çalıştıracak olursak sol kolumuzun da oluşturulduğunu görebiliriz. CF ağacından bakacak olursak da bize ağacımız içerisinde asıl gövdenin base link olduğunu ve sol ve sağ kolun da bunlara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda biraz daha farklı özellik ekleyerek robotumuza son şekillerini vereceğiz. Kendinize iyi bakın.